Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkaya bakan, şöyle arka tarafa bakan kedi anahtarlık yapımını inşallah birlikte örelim. Şöyle çok da şirin oldu arkadaşlar. Anahtarlık olarak, süs olarak, araba süsü olarak da kullanabileceğiniz harika ve güzel bir örgü. Bunu zevkle örebilir herkes. Yapımı da çok kolay. Ben koton ip kullandım. Şöyle arkadaşlar, ben fiyongunu da şöyle yaptım, hazırladım. Şunu da göstereyim size. Bunun yapımı benim kanalımda var. Videolar kısmına tıklayarak oradan aşağılara biraz inince fiyonk yapımını da bulabilirsiniz. Şöyle ben örüp hazırlamıştım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve sihirli halkamın içine 2'de çekmiş olduğum trabzanlar yapıyorum. Zincirim dahil toplam 12 tane trabzan yapacağım arkadaşlar halkamın içine. Bakın böyle halkamın içine böyle boşluğa batarak zincirim dahil 12 tane trabzanımı tamamlayıp hemen döneceğim. Evet, toplam 12 tane yaptım arkadaşlar. Şöyle halkamı şöyle sıkıca kapatıyorum. Arada hiç zincir çekmeden 3 zincirim vardı. 3. zincirimin içine zincir içine batıyorum ve kaydırarak şöyle kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine bakın. Bir trabzan yapıyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine tekrar batıyorum. Bir trabzan ve aynı trabzanın tepesine, yani aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Yine onun yanındaki hemen trabzanın tepesine yine bir trabzan ve yine aynı yuvaya bir trabzan yapıyorum. Ve burada her trabzan tepesine 2 trabzan yaparak yine sıra sonuna kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, ikinci sıramda her trabzan tepesine 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Arada yine hiç zincir çekmeden 3. zincirimin tepesine batarak kaydırma yaparak tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Hemen önündeki trabzanın tepesine yine bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındaki sık iğnenin trabzanın tepesine bir sık iğne. Yani her trabzan tepesine bir tane sık iğne yaparak şu başlangıç bitiş noktamın şu kısmına, karşısına gelinceye kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bakın. Şu bitiş noktamın karşısına kadar sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Hemen 2. zincirimin içine sık iğne yapıyorum. Onun yanındaki zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve onun yanındaki zincirin içine de yine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya, bakın 3. zincirime batmış oluyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi yanındaki zincirin içine bir sık iğne. Yani şimdi artık her zincir içine bir tane sık iğne yaparak şöyle, pardon, iplerim şöyle şey yapmasın arkadaşlar. Şimdi her zincir içine bir sık iğne yaparak artık ilerliyoruz. Yani burada başta İkinci zincir içine bir sık iğne yaptım. Onun yanındaki zincir içine bir tane sık iğne yaptım. Onun yanındaki zincir içine yani 1, 2, 3. sık zincir içine 2 tane sık iğne yaptım. Şöyle kıvrılması için arkadaşlar, kuyruğumuzun bakın şu kıvrık şeklini alması için de o şekilde yaptım. Evet, sonuncu zincirimize de bir sık iğne yapıyorum. Ve şimdi hemen önündeki gelen trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Her trabzan tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim ve şöyle burada bir zincirim vardı. Araya batarak kaydırma yaparak hiç zincir çekmeden ipimi biraz uzunca kesip arkaya saklıyorum. Evet, şimdi yine şöyle ipimizin ucunu kıvırıyorum arkadaşlar ve yine sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve yine halkamın içine zincirim dahil 12 tane trabzan yapıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Zinciri de sayarak 12 tane doldurup hemen döneceğim. Evet, 12 tane tamamladım ve halkamızı şöyle sıkıca kapatıyoruz. Ve 3 zincir çekmiştim. 3. zincirimin içine batarak şöyle kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı batmış olduğum yere tekrar aynı zincir içine batarak bir sık iğne yaptım. Hemen onun yanındaki yani hemen önündeki trabzanın tepesine de bir sık iğne yapıyorum. Ve hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve şimdi burada tığımın üzerine ipimi alıyorum. Aynı yuvaya, aynı trabzan tepesine şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aynı yuvanın içine yani aynı trabzanın tepesine tekrar batarak yine sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki, pardon arkadaşlar, burada bir zincir çekiyordum. Bir ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve şurada bakın trabzanın belinden girerek tekrar gösteriyorum. Sık iğne yapıyorum. Tabi kulak kısmı olacağı için bakın tekrar aynı yuvanın içine sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine yine bir sık iğne. Onun yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne. Tekrar yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Ve şimdi burada yapmış olduğumun işlemin aynısını buraya yapıyorum. Bakın tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve şöyle şu trabzanın belinden batarak gördüğünüz gibi sık iğne yapıyorum. Ve yine aynı yuvaya batarak sık iğne yapıyorum tekrar. Şimdi yine hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğne. Onun yanına yine bir sık iğne. Yine onun yanına bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3. Tamam, buraya yine arkadaşlar evet sık iğne yapıyoruz ve şimdi bu parçamı alıyorum. Şöyle çevirdim gördüğünüz gibi. Şu şekilde bakın kuyruk kısmını şöyle ortalattırarak şöyle tutuyorum. Şuradan bakın bu parçadan bu şekilde battım ve karşıdan da çıkıyorum. Tabii çok tam denk gelmese de hafif yan kalsa da fark etmez ama yine de ben ortalamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde iki parçayı birlikte şöyle kaydırma yapalım, olmazsa şöyle kabarık kalmasın. Sık iğne yapmadan kaydırma yapıyorum. Hemen yana geldim ve karşısına geçiyorum. Aldım. Bakın aldım ve karşıdan da alıyorum. Aldım ve kaydırma yapıyorum. Ve tekrar bakın yine karşıdan geçiyorum. Aldım ve kaydırma yaptım. Bakın 3 kez kaydırma yaptım. Şimdi burada bir zincirim vardı. Artık bitiriyorum. Aldım arkadaşlar. Burada da kaydırma yaptım. Biraz zincir çekmeyeceğim kabarık olmasın diye. Çünkü koton ip kullandım. İpimi biraz uzun keserek şöyle arkasına hemen saklayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi arkaya bakan kedimizin şöyle papyonunu yapıyoruz artık. Şöyle hemen arkaya geçerek şöyle buraya monte ediyorum. Ve tekrar. Şimdi şu asma kısmını da göstereceğim arkadaşlar. Şu zincir kısmını. Bunu pembeyle yapmayı düşündüğüm için geçişte burada zincir çekmedim. Ama siz isterseniz aynı kendi renginden de zincir çekerek de anahtarlık zincir kısmını yapabilirsiniz. Şimdi hemen onu da göstermek istiyorum. Evet, böyle birkaç kez diktikten sonra hemen arkadan şöyle arkadaşlar iğnemizi geçirip şöyle düğüm atarak şöyle bitirebiliriz. Bakın çok da harika oldu, çok güzel oldu. Böyle hediyelikler de hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen arkadaşlar ben papyonunda normal bebe yünü kullandım. Daha böyle şey olsun diye şu kısmı hani sıktığım zaman kapansın diye. Bu koton ipte pek kapanmadı. O yüzden bebe yünüyle yaptım. Aklınızda bulunsun sizin de. Ve yine aynı şekilde bakın şu iki tane sık iğnem vardı. Hemen ortasına batıyorum. Üç. 4 bakın ipi de içinde saklıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle bir bakalım 12. Evet 13 tane zincir çektim ve aynı yuvaya tekrar batarak kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi saklıyorum. Evet arkadaşlar, arka tarafa bakan kedi anahtarlığımız tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Böyle günlük kullanımda ya da hediye olarak da verebilirsiniz. Araba süsü, süs olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu zincir çekmeden de arkaya mıknatıs yapıştırarak magnet olarak da kullanabilirsiniz. Çok hoş oldu, çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.